Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile Teyit Ayet Geometri Soru Bankası kitabında ikiz kenar üçgen konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 30 ve 31'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde açılar eşit verilmiş. Noktaya nokta çizgiye çizgi. AB uzunluğu 7, AC uzunluğu da kaç? 12 verilmiş. Açılar verilmişse açılarla ilgili bir işlem yapacağız. Dal açıları o zaman. Alfa alfa dersem şuraya beta, şuraya da bir beta dersem. E ee, ne yapacağız? İki tane açı yan yana burada. İkisinin toplamı bir dış açı değil mi? Yani burası alfa artı beta yaptı. A. Bak şurası alfa artı beta. Bak burası da alfa artı beta. Yani burada ne çıktı? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Açılar eşit işte olduğu için. 7 ise burası da 7. Tamam 12 olduğundan buraya 5 kalır. Bizden zaten EC isteniyor. Yani cevap akçay oldu birinci soruda. Geldik ikiye. İkiz kenar üçgen var. Taban da mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdik yüksekliği. Tabanı kes parçaya böldü. 5 5 5 13 5 12 13 üçgeninden 12 yaptı burası ve sonra burada bir Pisagor bağıntısı daha var. Şuraya bakacak olursak hocam burası 16, burası 12, 12 16 3 4 5'in 4 katından dolayı cevap 20 çıkar. Yani ikinci soru balık kesir oldu. Geldik üçe. ABC kenar üçgeni şeklindeki karton tabana dik olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Tabana çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böler aynı zamanda nedir? Açıortaydır. Sonra ne yapmışız? Şekil 2'deki gibi Kısa ve uzun kenarları çakıştırılmış. Evet kısa kenarı galiba şu C'den buraya kadar olan kısmı. Arkadaş burası çizgi burası da ne verilmiş çizgi verilmiş. Sonra AH'da da 8 vermiş. AH 8. Evet çizgiye 8 ya çizgiye 8. Bak şurası 8 unutma bunu. E, hocam bu da aynı üçgen çizgiye 8 değil mi? Evet çizgiye 8 bunu koydum. E şurası verilmiş bana hocam. Bu uzunluk 17 olarak verilmiş. E, ben bunu kullanacağım. Ne yapacağım? Dik üçgene karşılık getireceğim. Hadi dik üçgene karşılık getirelim. Hop dik dörtgen oluşturarak dik üçgene karşılık getirmiyor mu? zaman. Evet. Hocam 8 ise 8. 8 ise 8. Aa, burası da 17 verilmişti zaten. Yani şuradaki üçgende 8, 15, 17 olacağından burası 15 oldu. O zaman buraya ne kaldı? 7 kaldı. Hocam çizgi dediğimiz kenar 7 oldu. Benden de AB uzunluğu X. Yani x'in karesi eşittir. 7'nin karesi artı 8'in karesinden dolayı. 49 artı 64'ten dolayı bu da 113 yapar ve x de böylelikle kök 113 olarak buluruz. Üçüncü soru denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Boyu 20 metre olan merdiven tam ortasından bükülerek normalde açıldığında 20 metre. Ona 10 santimetre yani şurası. Tam ortasından ne olmuş? Bükülerek açılıyor. Normalde düz olduğunda 20 metre diyor. Tam ortasından bükülerek açıldığı için bu şekilde 10'a 10 oluyor. Hatta buradaki uzunluklarda ne oluyor? Aynı şekilde 10'a 10 oldu. Peki. K ve L noktalar arasındaki me mesafe burada neymiş arkadaşlar? Burada K ile L arasındaki mesafe. Yani şuradaki uzunluk. E şuradaki ayaklara bakarak bakaraktan söyleyeceğiz. 10'a 10 mu burası? Evet. Şuradaki mesafeyi 12 olarak vermiş. Arkadaş ikiz kenar tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince 6'ya 6 böldü. 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. A şu tabana olan Uzaklığı da 2'ymiş. E 8 de burada. Yani sen bu uzaklığı kaç bulmuş oldun? 10 bulmuş oldun. Şimdi 10'a 10. K'dan ne yapacağım? Bak L sabit olsun diyor sana soruda. L ayağı sabit kalmak koşuluyla K ayağı 4 metre sola kaydırıldığında. Ben bunu 4 metre sola kaydırdığımda. Arkadaş KL uzunluğu zaten kaçtı? 12 idi. Şuranın zaten ben 12 olduğunu biliyorum. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 16 yaptı. Hocam ikizkenar kenar. E, tabana ait yükseklik çizeriz tabanda mevcutsa. Bak şu ikizkenarlığa kenarlığa bakıyoruz bu sefer tabana ait yüksekliği çizdim. Tabanı iki eşit parçaya bölecek. Yani 16, 8, 8 diye iki eşit parçaya bölünür. E o zaman 8, 10 burası 6 yaptı. E bunun tamamı 10 sa x'e kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Evet dördüncü soru C an oldu. Güzel bir soru. ÖSYM sever bunu. Dikkat et. Geldik beşinci soruya. Uzunluğu 10 metre olan bariyer kapalı konumda iken yerden yüksekliği 2 metredir. Bariyer uç noktası yerden 8 metre yükseklikte olacak şekilde açılıyor. Evet uç noktası 8 metre yükseklikte olacak şekilde açtığım zaman. Yani sana şu uzunluk 8 metre olsun diyor. Bariyerin uç noktasının başlangıçtaki konumu A. Açıldıktan sonraki uç noktası A üstü olduğuna göre A A üstü uzunluğu kaçtır diye soruyor. Evet bizden şu uzunluk isteniyor arkadaşlar işte. Tam olarak şu uzunluk X uzunluğu isteniyor. Şimdi bariyerin uzunluğu kaç metreydi? 10 metre değil miydi? Evet 10 metre. Şunu şöyle açtığımızda burası 8 metreymiş. E bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam şurası 2 metre ya. O zaman buraya kaç metre kaldı? 6 metre kalmadı mı? Çünkü burası 2 olduğuna göre 6. Aa hocam bu zemine paraleldi burası. O zaman paralelse burası zemine dikse burası da diktir. 6 10 yani şu üçgende ne 3 çıktı? 6 8 10 üçgen çıktı. 8 oldu burası. Ve dikkat et. Bariyeri açıyorum. Hop açıldığında aynı uzunluk değil mi? Eski haliyle şimdiki hali aynı. E bariyer kaç? uzunluğu neydi arkadaşlar 10 hocam burası da 10 buraya kaç kaldı o zaman 2 al sana pisagor artık ikisi buluruz yani dik üçgen yapacağız x'in karesi 2'nin karesi artı 6'nın karesinden yaparız ya da 2 çarpı 1 burası 2 çarpı 3 burası x de o zaman 2 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıydı 1 artı 9 yani dik üçgen konusu yine burada geçerli 2 kök kaç yapıyor 10 yapıyor cevap böylelikle Revit yaptı 5. soruda Geldik 6'ya. İkiz kenar üçgen verilmiş ve 9-5 verilmiş. Arkadaşlar normalde böyle geldiği zaman ikizkenar kenar üçgende bunun formülü var ama gerek yok. Niye? İkiz kenar taban mevcut 14. E, i̇kiz kenar üçgende taban mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop tabanına ait yüksekliği çizdim. E çizince ne geldi burada? Hocam tabanı iki eş parçaya bölecek. Şu ve şu eşit olacak. 14'ü iki eş parçaya 7-7 diye ayırır. Yani burası 7 buraya da 2 kaldı. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bizden x deniyor. E hocam bir buradaki Pisagor'dan şu y'yi bulurum. Sonra buradaki Pisagor'dan da x'i bulurum. Ya da ikili dik üçgenlerde ortak olan kenar varsa onu yalnız bırak. Y kare birincisinde neye eşit? 121 49. Yani 11'in karesi. 121 eksi 7'nin karesi. İkincisinde y kare neye eşit? X kare eksi 4'e eşit değil mi? Birinci karesi eksi ikinci karesinden. Evet. Aa, hocam her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Attım bunu buraya 125. 125'ten 49 çıkınca 76 yapıyor. 76 eşittir. X kare ise X de böylelikle kök 76 çıkar. Yani cevap böylelikle balık eser çıktı 6. soruda. Geldik 7. soruya. Hocam neler verilmiş? AB ile AC eşit verilmiş. Öncelikle onu şöyle bir göstereyim. AB ile AC. Burası da 17 yani. Sonra şu ikizkenar kenar verilmiş. Kardeş ikizkenarda kenarda taban mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yükseklik çizer. Hocam buradan çizsem hayır bu taban mevcut değil ki. BC isteniyor bizden şu anda. Buradaki ikiz kenarda bu taban mevcut. Bu tabana ait yüksekliği çizelim şöyle. 2'ye 2 diye böldü. Sonra a, şuradaki üçgende ne var? Bir dik üçgen. Ve şuranın kaç olduğunu görüyorsun. 15, 13 artı 2'den. 15, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17'den 8 çıktı burası. E buradaki dik üçgenden de artık şuradaki x'i buluruz. 2'nin karesi artı 8'in karesinden yapmıyorum. Nereden yapacağım? 2 ve 8'deki ortak çarpan 2. 2 çarpı 1 burası 2 çarpı 4 burası. O zaman x de 2 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıydı. 1 artı 16 yani cevap da böylelikle 2 kök 17 çıkar. Evet 7. soru at çay oldu geldik 8'e. Evet 21 1 26 ve 13 vermiş. E, ne yapacağız hocam burada? Şöyle bir üçgen mi oluştursak hocam? Yo öyle kafana göre bir şey oluşturduğunda özel bir durumun oluşması lazımdı. Eee bir şey yapmalıyız. Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Yapacağım ne belli. Niye? Sadece ve sadece eşitlik var. Hocam şurası dik olsaydı o zaman şu x kenarlı oluşturabilirdik. Ama diklik falan da verilmemiş. Sadece eşitlik var. Sadece eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. Orta tabanı çizelim şimdi. Orta taban. Eşitliğin olduğu yerden ya sağa doğru ya aşağı doğru değil mi şöyle? Evet. Üçgen oluşmasını istiyorduk. Sağa doğru çizdim böyle. Hocam orta taban çizgisi ne yapar? İki eşit parçaya böler kenarı. E, bunun tamamı kaç? 22. 11, 11 yapacak. E, o zaman buraya 10 kaldı. Sonra burası 26 ise bak bunlar paralel ya. 26 ise burası da 13 yaptı. A, 13, 13, 10. E tamam. Bizden ne isteniyor? A, D, B, D. Şu çift çizgi uzunluğu isteniyor. Ne yapmalıyız arkadaşlar? X kenar ya tabanına ait yüksekliği çizmeliyiz. X kenar üçgende taban mevcutsa e, insan olan ne yaparsa onu yapıyoruz. 5, 5 diye tabanı keş parçaya böldü. 5, 13. 5, 12, 13'ten 12 yaptı. Arkadaş şurada da bir dik üçgen var. Zaten benden çift çizgiler isteniyor. Buradaki dik üçgende bir kenar 12. Diğer kenar 16. 12, 16, 3, 4, 5'in 4 katından dolayı burası 20. E hocam burası da 20. E ben de zaten bu 20'ler isteniyor. Yani cevap ne çıktı? 20 oldu. 8. soru Ceyhan oldu. Güzel bir soru. Geldik 9'a. O yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hemen x kenar. Yüksekliğin kollarında x kenar oluşturdum. Şöyle 8'e 8 hocam burası. Eyvallah. Sonra burada da dik tabanı nikeş parçaya böldü. X kenar aklımıza gelecek. Şu ve şu. Şöyle x kenar oldu. Hocam 5 ise burası da 5 olacak. e sonra ne yapacağız? 120'yi kullanamadık bak. O zaman açıları bir düşünelim. Hocam A açısıysa burası da A açısı. Burası B açısıysa burası da B açısı. Hmm. 120'yi hala kullanamıyorum ama büyük üçgene bakar mısın? Hocam. A artı B artı 120 180 değil mi? A artı B artı 120 eşittir 180 ise A artı B kaç çıkar o zaman? 60 çıkar. E A artı B 60 ise tamamı 120 olduğundan buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Arkadaşlar ya da şöyle yapabilirdiniz. Şurası 2A yapar. Burası da 2B yapar. 2A artı 2B 120. O yüzden buraya da 60 kaldı diyebiliriz. Benden x isteniyor. E şu üçgene yoğunlaşacağım artık. Bu üçgende her şey belli. Ne var? 60 derece var. Hocam 60'ın mantığını kullanırız. Kosinüs teoremi falan yapmam. Ne yaparım? Çekerim bir dik. Şuradan dik çizdiğim zaman 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 yapar. Buraya 1 kalır. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da 4 kökücü yapar. E burası da 90 ya. O zaman x'in karesi de 1 ve 4 kökücün kareleri toplamıdır. E buradan ne geliyor o zaman? 1 artı 48'den 49 yapar. Ve x'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Evet 9. soru Denizli çıktı. Geldik 10. soruya. DA ile DB birbirine eşit verilmiş. Hemen şöyle gösterelim. DA ile DB birbirine eşit verilmiş. 3 var 5 var. Ne yapacağız hocam? İkizkenar kenar tabana ait yükseklik bir çizsek? Hayır. Bak dikkat et. Şekilde bir düzensizlik var. Ve ikizkenar üçgende kola eşit kenara bir yükseklik çizilmiş. Eşit kenara bir yükseklik çizilmişse o zaman diğer eşit kenara da biz bir yükseklik çizebiliriz. O yüzden şu çizdiğim yükseklikte 5 diyebiliriz. Çizilen yükseklikler birbirine eşit ya. 5 diyebiliriz. Hatta yüksekliklerin ayıtları yerler de birbirine eşit. Yani bu yükseklik tepe açısına kadar 3 e ayırıyorsa bu yükseklik de tepe açısına kadar 3 ayırır deriz. Burası da 3 olur. Ya da farklı bir bakış açısıyla bir yaklaşayım. Farklı bir tersten çözeyim. Hocam x deniyor benden. X'e ait bir dik üçgen oluşturmam lazım. Nasıl oluşturabiliriz? A, şunlar x kenarı verilmiş. Hocam ben şuradan dik çizebilirim. Şu, yani ilk başta x'i bulmak için de bir hamle yapabiliriz. Ha, bu yükseklik çizdikten sonra a x kenarda çizilen yüksekler birbirine eşit mantığı da yapabilirsin. Ama en baştaki dediğim mantıklı doğru. İkiz üçgende eşit kenara ait bir yükseklik var. Şekilde dengesizlik varsa diğer eşit kenara ait yüksekliği de sen çizersin. Buradan ya da yüksekliği çizdiğin zaman bak yüksekler birbirine eşit. Ve bak tepe açısı burası. Yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer. Yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer birbirine eşit olacak. E buradaki üçgende ne çıktı? Bak burası 5. Bak burası 12 oldu. 5, 12, 13 üçgeninden cevabı 13 üç buluruz. Yani onun soru Cihan oldu. Geldi 11'e. Aşağıda uzunluğu 30 birim olan bir merdiven verilmiştir. Toplam uzunluğu yalnız bak merdiven şöyle şöyle. Tamam mı? Yani bunlar kaçar birim? 15'er birim olacak. AB ile AC birbirine eşit birim zaten. BDC noktaları doğrusal. D noktasının merdivenin iki ayağına dik uzaklığı toplamı 12. Arkadaşım, ikizkenar üçgende tavandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı eşit kenara ait bir yüksekliği eşitliği miydi? Evet. Yani burası 12 yapacak. Aa burada bir dik üçgen var. 12 15 ne üçgeni? 9 12 15 üçgeninden 9 çıkar burası. E tamamı 15 olduğundan 6 kaldı buraya. E burası da dik ya. B ile C noktaları arasında uzaklık isteniyor. Şurada da bir Pisagor 6 var. Şurada da 12 var. 1 2 kök 5 üçgeninden. burası da 6 kök 5 mi yapar? Evet. Bunlar özellik özellikleri de hatırlayın diye yazdım arkadaşlar bu soruları. E, ne olur ne olmaz ya karşımıza çıkarsa özellikle AYT'de biliyorsunuz bilgimizi ölçüyor ya o yüzden bunları vermek zorundayız. Bu soruları vermek zorundayız. Evet 11. soru Edremit çıktı ve böylelikle test 1'i bitirdik. İkizkenar üçgende. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.